Halk Partisi'nin çok saygıdeğer Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Efendim, hepinize şükranlarımı sunuyorum. Güzel bir toplantıda il başkanımız bizi bir araya getirdi. Biraz sonra belki ayrıntılara girerek konuşacağız. Öncelikle şunu ifade edeyim. Kanaat önderi demek, sıradan vatandaşların gelip düşüncelerini öğrenmek istediği kişi demektir. Kanaat önderi demek, bir sorunla karşılaşan kişinin gelip size danışması demektir. Kanaat önderi bazen bir muhtardır. Bazen sevilen sayılan bir insandır. Muhtar değil, herhangi bir ünvanı yoktur. Bazen bir berberdir. Bazen bir manavdır. Bazen bir milletvekilidir. Kanaat önderi toplumun güven duyduğu kişi demektir. Ama muhtarlar doğal olarak kendi mahallelerinin veya köylerinin kanaat önderleridir. Çünkü seçimle gelmişlerdir. Bulunulan mahallede veya beldede bir sorunla karşılaştığında ilk kapısını vurup derdini anlatacağı kişi muhtardır. Şimdi değerli arkadaşlarım, Kocaeli'nde yaşıyorsunuz. Türkiye açısından burası çok önemli ve değerli. Sanayi açısından Kocaeli, kim ne derse desin, bir anlamda Türkiye'nin birincisi, birinci ili. Dar bir bölge, alan olarak ama sanayi olarak yoğunluklu bir bölge. Sanayi olunca tabii doğal olarak pek çok ülkeden, daha doğrusu pek çok ilden göç almış. Başka ülkelerden de insanlar geliyor, burada sanayide ya çalışıyorlar veya emekleriyle katkıda bulunuyorlar. Değerli arkadaşlarım, önce muhtarlarla başlayalım. Açılışı yapan arkadaşımız, demokrasimizin temel taşı muhtarlar diye bir deyim kullandı. Muhtarlar neden demokrasinin temel taşıdır? Milletvekili değil de, bakanlar değil de, neden muhtarlar demokrasinin temel taşı olarak adlandırılıyor? Nedeni şu arkadaşlar. Bu topraklarda yapılan ilk seçim bir muhtarlık seçimidir. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yapılan bir seçimdir. Ama ne yazık ki geçen zaman dilimi içinde muhtarlara gerekli önem ve özen gösterilmemiştir. Bugün 82 değişik kanunda, rakama ben de önümdeki nota bakayım, 82 değişik kanunda 354 maddede muhtar adı geçer. Ne siz bilirsiniz bunu, ne de ben bilirim. Muhtarlar için özel, bağımsız bir kanun var mı? Yok. Niye yok? Seçimle geldiniz. Daha kalabalıksınız. Her mahallede, her köyde varsınız. Milletvekillerinin var, belediye başkanlarının var. Herkesin var da, seçimle gelen herkesin kanunu var da sizin neden bağımsız ve size özgü bir kanununuz yok? Ve neden bunu talep etmiyorsunuz? Bu sizin en doğal hakkınız. Sizde birleşik oy pusulası yok. Niye yok? Girersiniz kabine oy kullanmaya, bir tane küçük kağıdın üzerinde muhtarların, daha doğrusu her bir muhtar için ayrı ayrı küçük bir kağıt vardır. Onlardan hangisini seçiyorsanız çekersiniz, altına mühürü basarsınız. Rakibiniz varsa onun da oradaki bütün oy pusulasını alırsınız, cebinize koyarsınız. Giren kişi onu da bulmaz. Neden birleşik oy pusulanız yok? Milletvekillerinin var da sizin için yok. Sizin de birleşik oy pusulanız olması lazım. Kabine giren kişi muhtarlar için bakacak, fotoğrafları mı? Tamam. Adı soyadı mı? Tamam. Doğum tarihi mi? Tamam. Ne gerekiyorsa yazılır. Kim istiyorsa mührünü onun adının altına basar. Dolayısıyla seçilmiş olur.
Bu talep de sizden gelmiyor. Bu talebin de sizden gelmesi lazım. Güzel seçildiniz. Mahallenin veya kırsalın, şimdi mahalle diyelim, büyükşehir burası, mahallenin muhtarısınız. Sizin mahalleyle ilgili belediye meclisinde bir konu görüşülecek. Sizi davet ediyorlar mı? Sayın muhtarımız, sizin bulunduğunuz mahalleyle ilgili belediye meclisinde bir karar alınacak. Sizin de görüşünüzü alalım diye sizi davet ediyorlar mı? Etmiyorlar. Sizinle ilgili, mahalleyle ilgili karar alıyorlar, sizin haberiniz bile yok. Ne olması lazım? Olması gereken şu: mahallenizle ilgili bir karar alınacaksa muhtar mutlaka o belediye meclis toplantısına katılmalı, söz ve karar sahibi olmalı. Elini kaldıracak. Ona mecburen söz verilecek. Belki der ki evet, teşekkür ederim, gayet güzel bir karar getirmişsiniz, biz de muhtarlık olarak destekliyoruz. Veya hayır, sakıncalıdır, şu 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 nedenlerle reddedilmesini istiyoruz. Sizin görüşünüz alınıyor mu? Sizin görüşünüz alınmıyor. Demek ki yapılması gereken konulardan birisi de mahalleyle ilgili belediye meclisinde bir karar alınacaksa o mahallenin muhtarı belediye meclis toplantısına mutlaka katılmalı, söz ve karar sahibi olmalı. O da oy kullanmalı. O karar dolayısıyla. Değerli arkadaşlarım, tek başınasınız. Seçiliyorsunuz, tek başınasınız. Ayrıldığınız zaman muhtarlığı kapatıyorsunuz. Dedim ki her muhtara bir tane yardımcı personel vereceğiz. Her muhtara kadrolu. Devletin görevlisi olacak. Muhtar olarak siz seçilmezseniz, ama diyelim ki bir seçim oldu, seçilmediniz, ama o görevli orada kalacak. Yeni seçilen muhtara eski uygulamaların tamamını hafıza olarak aktaracak. Kıyamet koptu. Vay efendim, muhtarlara da özel kalem müdürü verilir mi? Niye verilmesin? Ha, niye verilmesin? Herkesin var da muhtarın mı yok arkadaşlar? Muhtar seçimle geldi. Bölgeyi temsil ediyor, halkı temsil ediyor. Üstelik muhtarın geldiği seçim milletvekili seçimlerinden daha ahlaki ve daha adil. Siz bir parti kimliğiyle seçime girmiyorsunuz. Siz kendi adınızla, soyadınızla, çabanızla, mahallenin güveniyle seçiliyorsunuz. O zaman olması gereken ne? Muhtara gerekli önemin verilmiş olması. Bunu vermek zorundayız. Değerli arkadaşlarım, dolayısıyla bizim pek çok yerde belediye başkanlarımız muhtarlara birer yardımcı personel verirler. Pek çok yerde belediye başkanlarımız bunu yapıyor. Ama bu uygulama evet geçici olarak uygulanabilir. Bu süreç geçici olarak sürdürülebilir. Ama asıl olan bağımsız birisinin orada olmasıdır. Çünkü belediye başkanı eleman verdiğinde belediye başkanını muhtar rahat eleştiremez. Olur ya, bir haksızlık yapmıştır mahallede, eleştirmesi lazım. Eleştiremez, çünkü eleştirirse belediye başkanı personelimi geri çekiyorum der. O nedenle diyoruz, bağımsız bir kişinin kamu görevlisi olarak muhtarın yardımcısı olması lazım. Bunun için de biz bütün çabaları, çalışmaları yapıyoruz. Muhtar, sizin bütçeniz var mı? Yok. Niye yok bütçeniz? Seçimle gelen herkesin bir şekliyle bütçesi var. Ama muhtarlığın bütçesi yok. Niçin yok? Fakir bir aile, çocuğu üniversite sınavını kazandı. Gidecek kaydını yaptıracak, yol parası yok. En rahat kime ulaşır? En rahat muhtara ulaşır. Muhtarın kapısı açık zaten. Peki muhtara ulaştığı zaman muhtarın bir bütçesi var mı ki? Ya sana otobüs parası vereyim, git kaydını yaptır gel. Şu da öğle yemeği olsun. Yok bir bütçe. Niye yok? Belki aklınıza şu gelebilir. Ya Sayın Kılıçdaroğlu, sen de öyle bir şey söyledin ki zaten devlette para yok. Peki bize nasıl bütçe ayıracak? Hiç kimse unutmasın. 27,5 yılımı devlete verdim. 27,5 yılın içinde ağırlıklı olarak çalıştığım yer Maliye Bakanlığı.
bütçe nasıl yapılır, vergi nasıl toplanır, harcamalar nasıl yapılır, tasarruf nasıl yapılır, bütün bunlarla uğraştı. 22 buçuk yılım böyle geçti. Bakmayın son 5 yıl Sosyal Sigortalar Kurumu'nda görev yaptım. Dolayısıyla bulunduğunuz mahallede emlak vergisi toplanıyor mu? Toplanıyor. Kime gidiyor para? Belediyeye gidiyor. Giden paranın %1'i muhtarlığa gitse ne olur? %1'i. Demek ki kaynak, kaynak var. Unutmayın, hafızanızın bir yerine yazın. Bir yerine not alın. Bunların tamamını gerçekleştireceğim. Tamamını. Bize oy verirsiniz, vermezsiniz. O ayrı bir şey. Herkesin oyuna saygı duyarım. Ama görev yapan herkesin imkanlarla görev yapmasının da altyapısının hazırlanması lazım. Bunu yapacağız. Efendim, sosyal yardımlar yapılır. Bir mahallede kimin fakir, kimin varlıklı olduğunu kim bilir? En iyi bilir, muhtar bilir. Peki Allah aşkına, sosyal yardımlar dağıtılırken gelip ya şu muhtarın bir görüşünü alalım. Bir muhtara bir soralım arkadaş ya. Kime dağıtalım bu yardımı? Bizim partili oraya verelim. A partili hiç vermeyelim. Fakir boş ver, bize oy vermedi, buraya vermeyelim. Bu çifte standarda muhtar izin vermez. Çünkü muhtar siyasi kimliğiyle değil, mahallede sevilen bir kişi, bir kişilik olarak ortaya çıkar. Sosyal yardımlar yapılacaksa muhtardan ya görüş alınmalı veya muhtar aracılığıyla yapılmalı. Bunu koyduğunuz zaman gerçekten de yoksul hak ettiği yardımı almış olacaktır. Efendim, bir şey daha ifade edeyim. Öyle muhtarlıklar biliyorum ki kirada oturuyor. Yeri yok, doğru dürüst. Niye bir muhtarlık evi olmasın? Mütevazin, tek katlı, bir girişi olan, bir muhtarın oturabileceği bir makam odası olan, niye böyle bir şey olmasın? Yani bu yapılamaz mı? Bizim pek çok belediye yapıyor bunu. Muhtarlara da teslim ediyor. Anahtarını da veriyor. Personel, görevlendireceğimiz personel girişte oturuyor. Muhtar 3 kişi, 5 kişi ise muhtarla tek tek görüştürüyor. Bütün bunların hepsini yapmak mümkün. Niye bu olmuyor? Hangi gerekçeyle olmuyor? Çünkü siyaset kurumu size gerekli önemi vermiyor arkadaşlar. Vermiyor. Sadece bugün mü? Hayır efendim. Hiç vermedi. Hatta bir ara muhtarlığı kaldıralım tartışması bile başladı. Ne gerek var muhtarları burada tutmaya? Onları da kaldıralım dediler. Dolayısıyla muhtar arkadaşlarım, bütün bunları içeren bir düzenlemeyi yaptık. Taslağı hazırladık. Muhtarların oluşturdukları birliklere gönderdik. Olur ya bizim atladığımız bir şey olabilir diye. Onlar da bir şekliyle alındı ve bir şekliyle tamamlandı. Ve biz bu kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdik. Arzu eden arkadaşlarımız, ya bu kanun teklifini biz de görebilir miyiz diye düşünüyorlarsa, o kanun teklifini bizim Kocaeli milletvekillerinden veya Kocaeli il başkanımızdan isteyebilirler. Biz bu kanun teklifini sizlere verebiliriz. Değerli arkadaşlarım, bir soru sorarak başka bir konuya geçeyim. Kocaeli'ni üniversitede okuduğum yıllardan beri bilirim. Bugünkü Kocaeli'nin tanığı da sizlersiniz zaten. Benimle aynı yaş düzeyinde olanlar da aşağı yukarı Kocaeli'ndeki değişimleri bir şekilde biliyorlar. Önemli bir soru soracağım. Elinizi vicdanınıza koyarak benim bu sorumu kendi vicdanınızda tartışın. Ya Kocaeli'nin hangi sorunu çözüldü? Hangi sorunu çözüldü? Sayayım size. Elektrik kesintileri var mı? Var. 21. yüzyıldayız ya. 18. 19. yüzyılda olsak hadi deriz ki arada bir elektrik kesintisi oldu. Ya 21. yüzyıldayız. Nasıl oluyor da Kocaeli gibi bir yerde
Hani doğuda deseniz ya doğuda kimse bakmıyor falan bir gerekçe bulursunuz. Kocaeli'nde elektrik kesintileri var mı? Var. İnternet yetersizliği var mı? Var. O fakir ailelerin çocuklarının EBA'dan eğitim alma hakları yok mu? O çocukların internete ulaşma hakları yok mu? Fakir ailelerin çocukları diye onları bir köşeye mi atalım? Onları görmezden mi gelelim? Niçin çözülmedi? Hangi gerekçeyle çözülmedi? Para yok deseler inanmayın, para var. Hepiniz vergi veriyorsunuz. Ha niçin çözülmedi? Çözülemedi. Anlatayım. Elinizi vicdanınıza koyarak beni dinlemenizi isterim. Rahmetli Turgut Özal'ın yaptığı en büyük yatırımlardan birisi Türk Telekom'u kurmak oldu. Türk Telekom'u kurdu. Bütün iletişim Avrupa standartlarının üstüne çıktı. Ne oldu? Geldik Türk Telekom'u 6,5 milyar dolara Hariri ailesine verdik. Törenle verdik. Alkışlayarak verdik. Ne yaptı Hariri ailesi? Gitti Türk bankalarından krediyi aldı. Türk Telekom'u götürdü, yatırdı para Türk Telekom'u aldı. Ve kullanmaya başladı. Arsalarını sattı. Arazilerini sattı. Bakır kablolarını sattı. Karını aldı. Sıra parayı ödemeye gelince taksitleri vallahi ben almıyorum dedi. Alın sizin olsun. Dedi mi? Dedi. Yük kimin sırtında kaldı? Bankaların sırtında kaldı. İtiraz eden oldu mu? Ya burada ciddi bir haksızlık vardır diyen oldu mu? Türk Telekom ne yapacaktı? İnternet altyapısını güçlendirecekti. Yapmadı. Yapmadı. Niye yapsın ki? Niye masraf etsin? Vurgunu vurmuş. Almış zaten. Para deyince bankadan almış. Taksit de ödemiyor. Kar karda gitti. Binalar da gitti. Arsalar da gitti. İtiraz eden kim? Bu kardeşiniz. Kim için itiraz ediyorum? Sizler için. Bu ülkede yaşayan 83 milyon için itiraz ediyorum. Burada bir haksızlık var diyor. Hava kirliliği. Yani çevre kirliliği. Kocaeli. Çevre kirliliği açısından son derece hassas bir bölge. Ya bütün dünya çevre konusunda duyarlı. Bütün dünya. Bakın iklim değişiklikleri oluyor. Çevre kirliliği konusunda hangi adımı attılar Allah aşkına? Bana bir Allah'ın kulu çıksın desin ki çevre kirliliği dolayısıyla şu adımı attılar. Kocaeli Üniversitesi'nden bir hoca buradaki hava kirliliği dolayısıyla bir rapor yazdı, hazırladı. Ne kadar tehlikeli olduğunu yazdı, çizdi. Adamı üniversiteden attılar ya. Niye bunu millete açıklıyorsun diye. Müsilaj var. Malum son günlerde. Niçin çıktı? Ya Ergene Nehri simsiyah ya. Kaynağında bembeyaz. Denize aktığı yerde simsiyah. Yıllardır böyle ya. Yıllardır böyle. Denizde oksijen bitti. Müsilaj çıktı. Şimdi hep beraber niçin böyle oldu diyoruz. Ya yıllardır söylüyor üniversite hocaları. Yıllardır söylüyor bu işin uzmanları. Bunu yapmayın Marmara'yı öldüreceksiniz. Marmara'nın özelliği ne? Dünyada bir devlete ait tek deniz Marmara o da bize ait. Ve biz de onu öldürüyoruz. 104 balık türü vardı ticari anlamda söylüyorum. 104 balık türü vardı öldürdük ya. Ben gençliğimde Kocaeli'den denize giriyordum. Merkezden denize giriyordum. Buyurun şimdi kim denize girecek? İşsizlik ve yoksulluk. Kimin çocukları işsiz? Garibanların çocukları işsiz. Zor bela üniversiteyi okutmuş. Kızı oğlu işsiz. Ensesi kalın olan zaten işi gücü var. Ensesi kalın olan zaten bir yerden değil 4-5 yerden maaş alıyor. Ensesi kalın olan zaten adamını bulmuş. Keyfi yerinde. Fakir fukaranın çocuğu görmezden geliyorlar.
10 milyon işsiz olur mu ya? 10 milyon ya. 10 milyon işsizimiz var değerli arkadaşlarım. 10 milyon işsizimiz var. Şu soruyu acaba her vicdan sahibi kendisine sordu mu? Ya neden 10 milyon işsiz var bu memlekette? Aynı nüfusa sahip olan Almanya var. Aynı toprak büyüklüğüne sahip olan Almanya var. Almanya dışarıdan işçi transfer eder. Biz de işsizlerin sorununu nasıl çözeceğiz diye düşünmüyoruz bile. Yoksulluk. Bir insan fakir olabilir. Bir insanın fakir olmasının derdini taşıyacak olan siyasetçidir. Eğer bir çocuk bu topraklarda yatağa aç giriyorsa devleti yönetenlerin o gece uyumaması lazım. Çocuk aç, aile aç, babayla oğul birbirlerinin yüzüne bakamıyorlar. İkisinin de geliri yok. Ya bu aile nasıl geçinecek? Neden sosyal devlet diyoruz? Sosyal devlet dememizin nedeni bu. Devlet fakirin fukaranın yanındaki devlet demektir sosyal devlet. Elinde sopayla olan devlet değil, herkesi kucaklayan bir devlet. Böyle bir devlet istiyoruz biz. Böyle bir devletten yanayız biz. Böyle bir devleti savunmak istiyoruz. Ne yapacağız? Yardım kolileri dağıtıyoruz. Fakirleri diziyoruz sıraya. Televizyoncuları çağırıyoruz. Bak ben fakirlere yardım yapıyorum. Vicdanını rahatlatıyor. Bir de reklamını yapıyor. Ya fakirin onuruyla oynamaya kimin ne hakkı var? Kimin ne hakkı var? Onun yoksulluğunu teşhir etmek doğru mudur? Kendi vicdanınıza sorun. Doğru mudur onun yoksulluğunu teşhir etmek? Fakirliğini teşhir etmek. Süt dağıtıyoruz İstanbul'da. Söylediler. Bunlar seçimlerde söz vermişlerdi. Süt dağıtacaklardı. Dağıtmıyorlar. Oysa aylardır süt dağıtılıyordu. Ama fakir fukaranın kimliğini teşhir etmedik. İzmir'de süt dağıtıyoruz. Şimdi Ankara'da yeni bir uygulama yaptık. Bitti. Yakında geçecek hayata. Dün lansmanı yapıldı. Herkese kart verilecek. Başkent kart. Herkese verilecek bu kart. Ama fakir kullanırken post cihazını çekerken aynı mağazaya gidiyor. Birisi normal herhangi bir gelir sorunu yok. O da aynı kartı, fakir de aynı kartı taşıyor. Post makinesi fakirin eğer post makinesi kartını çektiği zaman ona düşük fiyat gelecek. Otomatik mi? Kimse bilmeyecek onun fakir olduğunu. Bakın bu uygulamayı yapıyoruz. Neden? O insanların onurunu korumak zorundayız. Değerli arkadaşlarım, esnaf perişan oldu ya. Bir dilim ekmeğe muhtaç ettik. Rahmetli Özal ne derdi esnaf için? Orta direk derdi. Devletin orta direği. Esnaf devlete yük olmaz. Yanında bir kişi iki kişi çalıştırır. İstihdam yaratır. Başka vergisini verir. Başka aile kültüründen geliyor. Sadece kendisinin değil komşu esnafın da kazanmasını ister. Siftah etmesini ister. Esnafı duman ettik ya. Esnaf kalmadı memleket. Yardım edeceğiz, yardım. Ağza bir parmak bal çalıyorlar. 5 kişiye 21 milyar lira para veriyorlar. 5 kişiye, bizim beşli çete olarak tanımladığımız. 21 milyar lira para veriyorlar. Milyonlarca esnafa verdikleri para 10 milyon lira, 10 milyar lira. Ya bu adalet mi Allah aşkına ya? Eğer bu adalettir diyorsanız sözüm yok. Adalet değildir diyorsanız, böyle şey olmaz diyorsanız hepinizin oturup düşünmesi lazım. Başka bir şey istemiyorum. Düşünmek. Allah'ın bize verdiği en değerli hazine beyin, akıl. Oturup düşüneceğiz. Her şeyi sattılar. Her şeyi. Cumhuriyet'in kurduğu bütün fabrikaları sattılar. Tank palet dahil. Şanlı ordumuzun tank palet fabrikası dahil bedava verdiler. Bir kuruş bile almadılar. Bir dolar bile almadılar. Şimdi Kırıkkale'de makine kimya endüstrisi kurumunu satmanın hukuki altyapısını oluşturuyorlar. Efendim bunu anonim şirkete dönüştürelim.
Niye kardeşim, devletin kurumu? Silah üretiliyor, mühimmat üretiliyor. Kırıkkale'yi Kırıkkale yapan orasıdır. Cumhuriyeti kuranlar, Milli Kurtuluş Savaşı'nı verenler Anadolu'nun merkezinde entegre bir silah sanayi kurmak istediler. Ve bu entegre silah sanayinin adı Makina Kimya Endüstrisi Kurumu'ydu. Şimdi bunu bitiriyorlar. Kırıkkale ayakta. İşçiler ayakta. Biz onların hakkını arıyoruz. Ama sizin de göreviniz var. Siz de onların hakkına sahip çıkmak zorundasınız. Madem ki birlik, madem ki beraberlik, madem ki vatanseverlik, madem ki bayrakseverlik, o zaman herkesin hakkına ve hukukuna sahip çıkmak zorundayız. Sevgili Peygamberimiz ne diyor? Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Eğer bir yerde bir haksızlık varsa haksızlığa karşı çıkmalıyız. İnsan onuru bunu gerektirir. Beraber mücadele etmeyi gerektirir. Değerli arkadaşlarım, meslek liseleri burada vardı, kapandı. Aklınıza şu soru gelebilir. Ya güzel anlatıyorsun da Sayın Kılıçdaroğlu, güzel anlatıyorsun da ya nasıl çıkacağız bu işin içinden? Şimdi onu anlatacağım size. Evet, Türkiye bir badireyi aşmak zorundadır. Bütün bu olanlar son 19 yılda yaşadığımız gerçektir. Son 19 yılda. Hani yolsuzluklara falan girmiyorum artık. Onlara artık lanet olsun diyoruz. Girmiyorum onlara. Biz beraber nasıl aşabiliriz? Önce şu bizi ayrıştıran, bizi bölen söylemleri duymayacaksınız. Etnik kimlik üzerinden kim siyaset yapıyorsa vatanını sevmiyordur. Etnik kimlik üzerinden. Sana ne kardeşim ya? Kişinin kimliğiyle mi uğraşır? Kim anne babasını seçme hakkına, seçme özgürlüğüne sahiptir? Kim olursa olsun. İnsan mı? İnsan. Derdi var mı? Derdi var. Çözülecek mi? Çözülecek. Huzur içinde yaşayacak biz, huzur içinde yaşayacağız. Açsa karnını doyuracağız. İş bulacağız. Kimlik üzerinden siyaset bütün demokrasilerde yasaktır. Bizde yasak ama bal gibi yapılıyor. Bu doğru değil. İnanç üzerinden siyaset. İnanç siyasetin konusu değildir. Allah'la kulun arasına girme yetkisi kime ait? Bir Allah'ın kulu çıkıp söylesin. Kimin daha fazla inançlı, kimin daha az inançlı olduğu, inançsız olduğunu kim bilebilir? Böyle bir yetki kime verildi? Ya peygambere verilmeyen bir yetkinin insana verilmesi mümkün mü bir başka kişiye? Burada da hepimizin dikkatli olması lazım. Herkesin inancı benim başımın üstüne. İnancını yaşar eyvallah. Ama kimliği dolayısıyla, inancı dolayısıyla bir kişi ötekileştirilirse ona sahip çıkacağız. Herkesin inancına, herkesin kimliğine, herkesin yaşam tarzına saygılıyız. Ha diyeceksiniz ki ya bu süreç içinde CHP'nin hiç kusuru yok muydu? Kusuru vardı arkadaşlar. Öz eleştiri de yapıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak öz eleştiri de yapıyorum. Bizim de eksiğimiz vardı. Bizim de kusurumuz vardı. Bizim de yanlışımız vardı. Bunları düzeltmeye çalışıyorum. Açık ve net şunu ifade edeyim. Son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Kim ne derse desin. Hiç kimsenin sahip çıkmadığı kesimlere sahip çıktı. Değil mi? 1,5 milyon taşeron işçisi vardı. Kim sahip çıktı? Emekliye 2 maaş ikramiye kim sahip çıktı? Apartman görevlilerinin derdi var. Her gün karşılaştığımız, gördüğümüz ama görmezden geldiğimiz insanlar. Çöplerden kağıt toplayanlar var. Konteynerlardan yiyecek toplayanlar var. Siyaset bunlara sahip çıkmazsa biz niye siyaset yapıyoruz? Siyaset cebi doldurma değil ki, vatandaşın derdini çözmedir. Siyasetin kirlilikten arınması lazım. Siyaset yapacak insanların
temiz insanlar olması lazım. Siyaset yapacak insanların halka hesap vermesi lazım. Demokrasinin çıkış kaynağı budur. Vatandaş vergisini öder, hükümet o vergiyi harcar, hesabını da millete verir. Hesabını millete vermiyorsa orada demokrasi yoktur. Magna Carta'dan beri dünya bu düzen üzerine kurulmuştur. Ben vergimi veriyorsam, ey hükümet benim paramı nereye harcadın? Kim için harcadın? Bu kadar işsiz varken neden önlem almadın? 5 kişiye dünyanın parasını verirken milyonlarca kişiye neden bir parmak balla idare etmeye çalıştın? Demokrasi budur. Şimdi değerli arkadaşlar, şunu ifade edeyim. Bütün organize sanayi bölgelerinde teknoloji liseleri kuracağız. Bütün organize sanayi bölgelerinde. Bu teknoloji liseleri yatılı olacak. En az 6 yıl olacak. Çocuk buraya gelecek. Ailesine yük olmayacak. Hangi bölümde çalışmak istiyorsa, makine mi, kaynak mı, neyse, fayansçı mı, yetişecek. 3. sınıftan itibaren stajını yapacak. İlgili fabrikada. Stajını yaparken sosyal güvenlik primini devlet ödeyecek. İş güvencesi olacak. Mezun olduğunda işi hazır olacak. İş garantili eğitim. 2. Derse ki ben üniversiteye de gitmek istiyorum. O zaman üniversiteye artı puanla gidecek. Makina bölümünde okuyorsa, okuduysa teknoloji lisesinde makina fakültesine, mühendisliğine artı 3 puanla veya 2 puanla gidecek oraya. Böylece bu liseler cazip hale gelecek. Nereye gitsem, hangi sanayiciyle konuşsam nitelikli eleman eksiğimiz var diyor. Sorunun çözülmesi lazım. Geçen hafta Gaziantep'teydim. Orası da biliyorsunuz sanayi açısından oldukça gelişen bir bölgedir. Kendi iş dinamikleriyle gelişen bir ülkedir. Bir yerdir Gaziantep aynı zamanda. Gaziantep'in temel sorunlarından birisi de resmi rakamlar belli değil ama en düşük rakam 500 bin, en yüksek rakam 700-750 bin civarında Suriyeli. Bütün Türkiye'de 6-6,5 milyon civarında Suriyeli olduğu söyleniyor. Nedir bu tablo? Nasıl çözeceğiz bu tabloyu? Suriye ile kavgayı bitireceğiz. Bütün komşularımızla kavgayı bitireceğiz. Büyükelçilikleri açacağız. Suriyelilerin evini, barkını neyse yapacağız. O konuda Batı'da her türlü destek gelecek. Ve Suriyelilere diyeceğiz ki kardeşim buyurun kendi ülkenize gidin. Bak evinizi tamam, yolunuz tamam, hastaneniz tamam. Efendim kreşiniz tamam, buyurun kendi ülkenize gidin, göndereceğiz. Bu ırkçılık değil. Biz kendi ülkemizin çıkarlarını savunmak zorundayız. Ama kimseye de haksızlık yapmak istemeyiz. Evet orada bir iş kavga oldu. Evet orada milyonlarca insan hayatını kaybetti. Evet orada bir sürü bir yere yurt dışına giden insanlar oldu. Kimisi denizde boğuldu. Kimisinin çocuğunun cesedi kıyıya vurdu. Ama bütün bu insanlık dramını sonlandıracağız. Bakın değerli kardeşlerim. Bu devleti kuranların tamamı savaş meydanlarından gelmişlerdir. Bütün hayatı savaşta geçmiştir. Bu devleti kuranların. Ama bu devleti kuranlar devleti kurduktan sonra şunu demişler. Yurtta barış, dünyada barış. Barış kadar değerli bir şey yoktur. Niye kavga ediyoruz? Neden kavga ediyoruz? Suriye'yle kavgalıyız. Irak'ta kavgalıyız. Neredeyse kavga etmediğimiz hiç kimse kalmadı. Mısır'la kavgalıyız. Ya Mısır'la niye kavgalıyız? Roro seferlerini iptal etti. Bizim mallarımızı ambargo uyguluyorlar. Sanayicimizin ürünlerini almıyorlar. Yumurtayı satamıyoruz. Sorumlusu kim? Bu soruyu kendi vicdanınıza sorun. Sorumlusu kim? Siz değilsiniz. Ben de değilim. Manav da değil, kasap da değil, sanayici de değil, berber de değil, işsiz de değil. Sorumlusu kim? Ve devlet niye böyle yönetiliyor? Bu ülkede her şeyden önce demokrasiye ihtiyacımız var. Birinci şart. Herkes düşüncesini açıkça söylemeli. Demokrasi. Demokrasi ne demektir? Demokrasi herkesin can ve mal güvenliğinin sağlandığı rejimin adıdır demokrasi.
Ben düşüncemi açıkladığım zaman kimse gelip beni hapse atmaz. Benim can ve mal güvenliğim olur. Haksızlığa uğradığım zaman mahkemeye başvururum. Adalet gerçekleşir. Demokrasinin olmadığı hiçbir ülke büyümemiştir. Hiçbir ülke gelişmemiştir. Nerede demokrasi varsa orada büyüme olmuştur. Orada kalkınma olmuştur. Düşünce özgürlüğü kadar değerli bir şey yoktur. Allah'ın az önce söyledim. Allah'ın bize verdiği en değerli nimet akıl. Kitabımızda da yazıyor. Aklınızı kullanmıyor musunuz? Aklımızı kullanacağız da hapse atılıyoruz. Bunları değiştirmek zorundayız. Demokrasiyi getirmek zorundayız. Herkesin düşüncesine saygı göstermek zorundayız. Kimseyi, herhangi bir kişiyi veya kişileri farklı düşünceye sahip oldu diye hapse atmamalıyız. Örnek verin, bir daha aynı örneği vermek isterim. Orta çağda bir adam kalkıyor, diyor ki dünya düz değil arkadaş, dünya yuvarlaktır diyor. Yakalıyorlar, doğru, Engizisyon mahkemesine çıkarıyorlar. Sen nasıl dünya yuvarlaktır dersin? Kim haklı? Milyarlarca kişi mi haklı, bir kişi mi haklı? Tarih geçti, bir kişi haklı çıktı. Demek ki düşünceyi ifade her zaman çok değerlidir. İnsan düşüncesini söyler. Katılırsınız veya katılmazsınız. Ama farklı söyledi diye yakalayıp hapse atarsanız Türkiye'yi büyütemezsiniz. Sanayici diyor ki önümü göremiyorum. Niçin? Yarın ne olacağı belli değil. Peki bu ortamı yaratan kim? Demokrasinin olmaması. Kaygı duyması. Geleceğe güvenle bakamaması. İkincisi üreten Türkiye. Türkiye'nin üretmesi lazım. Şu soruyu yine kendi vicdanınıza sorun. 19 yıl önce biz saman mı ithal ederdik? Canlı hayvan mı ithal ederdik? Et mi ithal ederdik? Nohut mu ithal ederdik? Hepsini üretiyorduk. Yetiyordu. Orta Doğu'ya satıyorduk. Şimdi her şeyi ithal ediyoruz. Avrupa'da herkes bekliyor. 83 milyonu kim doyuracak? Onlar doyuruyorlar. Biz oradan aldığımızla besleniyoruz. Buna evet diyor muyuz? Evet diyorsak düzen aynen devam etsin. Hayır, bu kadar da olmaz diyorsanız bu düzeni değiştirmek zorundayız. Beraber değiştirmek zorundayız. Birlikte, demokrasi içinde. Ahlaki temeller üzerinde bunu düzeltmek zorundayız. Üretmek aynı zamanda şu soruyu da sormamızı sağlıyor. Neyi üreteceğiz? Öyle ya. Makine alıcısı mı üreteceğiz? Cep telefonu mu üreteceğiz? Yani katma değeri yüksek ürün mü üreteceğiz? Biz üretiyoruz. Makine alıcısı diyelim. Veya başka bir şey. Katma değeri yüksek olmayan bir ürün üretiyoruz. Tırlarla gönderiyoruz. Adam bir çantayla getiriyor, bizden daha fazla kazanıyor. Neden? Katma değeri yüksek ürün ürettiği için. Peki katma değeri yüksek ürünü nasıl üreteceğiz? Üniversiteler bilgi üretirse katma değeri yüksek ürün üretirsiniz. Üniversiteler üretmezse, bilgi üretmezse olmaz. O nedenle üniversiteler her türlü düşüncenin özgürce tartışıldığı mekanlardır. Böyle bakmak lazım oraya. O zaman bu üniversiteler bilgi üretir. Sanayici de o bilgiyi elle tutulan metaya dönüştürür. Demokrasimizi yaptık. Üretmeye başladık. Yetiyor mu? Hayır. Güçlü bir sosyal devlet inşa etmemiz lazım. Kimse aç ve açıkta kalmamalı. Hiçbir çocuk yatağa aç girmemeli. Herkesin bir geliri olmalı. Herkes bu ülkede huzur içinde yaşamalı. İşsizlikle mücadele etmeliyiz. Bunun adı sosyal devlettir. Güçlü bir sosyal devlet. Olması gereken ne? Aile destekleri sigortası. Niye yapmıyoruz? Niye kurmuyoruz? Diyeceksiniz ki ya aile destekleri sigortasını ilk kez duyduk. Mecliste ne zaman kabul edilmiş? 1971 yılında. Türkiye söz vermiş. 9 sigorta dalını uygulayacağım diye. 1971. 9. sigorta dalı aile destekleri sigortası. Yani eve güne muhtaç olmadan devletin, fakirin, fukaranın yanında olduğu bir sigorta dalı. 71-2021. 50 yıl geçmiş. Niye uygulamıyorlar? Çünkü fakire yardım vererek oyuna talip oluyorlar. Bu ahlaki midir? Ahlaki değil. Kalkması lazım mı? Kalkması lazım. Fakirin sağcısı, solcusu, ortacısı olur mu ya? Fakir fakirdir ya. Karnın doyması lazım. Ya iş vereceksin ya da ona onun onurunu koruyarak yardım edeceksin.
ve sürdürülebilirlik. Bunu yapacağız. Devlete liyakat yani. Devlete liyakat olması olmaz. Siyasette liyakat olmaz ama devlette liyakat olur. Çok tipik bir örnek vereceğim. Devlette şef olmak için en düşük makamda şef olmak için üniversite mezunu olacaksın. Sınavla devlete gireceksin. Belli bir süre çalışacaksın. Asaletin onaylanacak. Yine belli bir süre geçecek. Sınava gireceksin, şef oluyorsun. Kazanırsın. Hani genel müdür, genel müdür yardımcısı bunlardan söz etmiyorum. En düşük bakan. Peki bakan olmak için iki şeye ihtiyaç var. İlkokul diploması ve savcılıktan iyi hal kağıdı, o kadar. Bakan seçilirsen bakan olabiliyorsun. Demek ki devlet dediğiniz kurum liyakat üzerine inşa edilmiştir. E şimdi bir parti devlet olmaz. Bir parti vatandaşın oyuyla belli bir süre devleti yönetmek üzere gelir. Devleti yönetir. Liyakatli insanları yok ederseniz devlet devlet olmaktan çıkar. Devlet hukuk içinde çalışmazsa organize suç örgütüne dönüşebilir. Bütün bunları bilmeniz gerekiyor. Bütün bunları tartışmanız gerekiyor. Bütün bunları düşünmeniz gerekiyor. Uzun süre konuştuğumu biliyorum. Ama sizin vicdanınıza seslenmek zorundayım. Bu gidişten memnunsanız devam edin. Memnun değilseniz oturup düşünün. Oturup düşünün. Bu memleket sadece benim memleketim değil, hepimizin memleketi. Farklı illerden buraya gelmiş olabiliriz. Farklı kimliklerimiz, kültürlerimiz, yaşam tarzlarımız olabilir. Ama biz hepimiz bayrağımızın altında onurla yaşamak istiyoruz. Vatanımızda huzur içinde yaşamak istiyoruz. Beraber yaşamak istiyoruz. Kavgasız, dövüşsüz yaşamak istiyoruz. Karnımızın doyduğu, onurla sokaklarında gezebildiğimiz, kendi bölgesinde güçlü bir Türkiye inşa etmek istiyoruz. En fazla 5 yıl içinde, en fazla 5 yıl içinde Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur, tamamı çözülür. En fazla 6 ay içinde, en fazla 6 ay içinde Türkiye'de herkes rahat bir nefes alabilir. Çiftçiye para vermişsin, pandemi dönemi, her şeye zam gelmiş, bir de diyorsun faizini öde. Ya nasıl ödesin bu adam? Faizlerini sileceğiz. Hiç, kararlıyım. Esnafa vermişsin, dükkan kapalı, borç vermişsin, ailesini geçindirmiş, şimdi bana faiziyle öde. Nasıl ödesin ya? Dükkan kapalı kardeşim. Faizini sileceğiz. İhtiyaç sahibi ailenin çocuğu üniversiteyi okurken kredi almış. Mezun olmuş. İş yok. Efendim faiz işliyor devamlı. Efendim borcu öde. İşver borcumu ödeyeyim kardeşim. İş yok. Ben nasıl ödeyeceğim? Ha sen ödemiyorsan babanın aylığına haciz uygulayacağız. Ya böyle bir devlet olur mu? Bunları kaldıracağız. Adalet, adalet. Adaletli bir devlet inşa etmek zorundayız. Adaletli bir devlet inşa ettiğimizde bütün sorunlar çözülür değerli arkadaşlarım. Efendim hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Biraz sonra bu masaya oturacağım. Sizden tek bir isteğim var. Aklınıza gelen her soruyu rahatlıkla sorabilirsiniz. Ya şu soruyu sorsam acaba genel başkanı ayıp olur mu? Ayıp olmaz arkadaşlar. Birbirimizi artık tanıyacağız. Birbirimize güveneceğiz. Efendim şu soru da genel başkana sorulur mu? Sorulur arkadaş. Niye sorulmasın? Niye sorulmasın? Soracaksınız. Aklınızda bizimle ilgili hangi tereddüt varsa sorun. Samimi olarak sorun. Şuna inanmanızı isterim. Her sorunuzu samimi olarak cevaplandıracağım. Yeni bir açılıma, güzel bir Türkiye'ye, yeni bir Türkiye'ye birlikte yaşamaya ihtiyacımız var. Kavgasız, dövüşsüz yaşamaya ihtiyacımız var. Egemen güçlerin gölgesinde değil, bayrağımızın gölgesinde yaşamak istiyoruz. Egemen güçlerin talimatıyla değil, bizim hukuk sisteminin onuruyla çalıştığı bir sistemde yaşamak istiyoruz. Bütün bunları yapabiliriz, beraber yapabiliriz. Madem ki Milli Kurtuluş Savaşı'nı beraber verdik, demokrasiyi de beraber inşa edebiliriz. Bizim dedelerimize, atalarımıza,
bu devleti kuranlara borcumuzdur bu. Bu borcu yerine getirmek zorundayız. Hepinize teşekkür ederim. Hepiniz sağ olun, var olun.